Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Size bugün E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı'nın size sunduğu hizmetlerden bahsedeceğim. 13 adet hizmeti E-Devlet üzerinden kolaylıkla alabiliyorsunuz. Hızlıca videomuza vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Şimdi alabildiğiniz hizmetler E-Devlet üzerinden neler? Hangi hizmetleri E-Devlet üzerinden hiçbir kuruma gitmeden alabiliyorsunuz? Ekran kaydımızı başlattık. Adli sicil kaydı sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Dava dosya sorgulama yapabilirsiniz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan vasiyetname sorgulama yapabilirsiniz. SMS bilgi sistemi abonelik başvurusu ve iptali, icra dosyası sorgulama, adli sicil silme ve düzeltme talebi, Murisi ait idari dava dosyası sorgulama, noterlik belgesi başvuru sonucu sorgulama, Murisi ait hukuk davası sorgulama, UYAP vatandaşlık portal girişi, veraset ilamı sorgulama, adli sicil kaydı doğrulama, Murisi ait icra dosyası sorgulama işlemlerini E-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi bütün işlemlerin nasıl yapıldığını size tek tek göstereceğim. Videomuz mobil uygulama videosu kanalı, yani hayatınızı kolaylaştıracak mobil uygulamaları, hatta size para kazandıracak, hatta sizin içerik üretmenize yardımcı olacak. Şimdi adli sicil belgesi E-Devlet üzerinden nasıl alınır? Adli sicil kaydı sorgulamak için adli sicil kaydı sorgulama ekranına tıklıyoruz. Bunu search kısmından aratarak da bulabilirsiniz ama hizmetler bölümünden kurumlar Adalet Bakanlığı'na gelip en üstte bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu tiki işaretliyorsunuz. Ardından kurum tipini seçtik. Belgenin verileceği yeri seçtik. Buraya bir şeyler yazdık. Devam et dedik. Ve şu an bizim için adli sicil kaydı sorgulama işlemi yapılıyor. Bakın burada PDF dosyasını aç dediğimiz zaman bize verilen adli sicil belgesini burada bulabilirsiniz. Sol üst köşede de indir diyerek telefonunuza indirebilirsiniz. Geri geldim. Dava dosyası sorgulamayı da buradan yapabiliyorsunuz. Buraya tıkladınız. Bir icra ceza mahkemesinde müşteki olarak detay görüntüle dediğimiz zaman bunu görüntüleyecektir. Ben devam etmiyorum. Çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sulh hukuk mahkemelerince açılan vasiyetname sorgulama. Buraya tıkladığınız zaman bir kaydınız varsa bu ekranda zaten sizi yönlendirecektir. SMS bilgi sistemi ve abonelik iptali. Daha önce UYAP üzerinden işlem yapan, yani belirli platformların web sitelerinin UYAP'a kaydolma zorunluluğu var. Ve bu UYAP bilgi sisteminde kayıt numaranız kayıtlıysa ve SMS'ler geliyorsa size, bu sistem üzerinden siz iptal edebiliyorsunuz. Ve buradan siz kendiniz de UYAP'a kayıt oluşturabiliyorsunuz. UYAP SMS bilgi sisteminde kayıtlı olan aboneliğiniz görüntülenir. Bu hizmeti kullanarak yeni abonelik başvurusunda bulunabilir ve mevcut aboneliği iptal edebilirsiniz. Bakın burada kayıt oluşturuyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz. Operatörümüzü seçtik. Sadece kendimle ilgili yapılan işlemler, tüm taraflarla ilgili yapılan işlemler. Basit paket. Devam ediyorsunuz. Paket içerikleri burada yazıyor. Standart paket. Abonelik işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir diyor. Şimdi abonelik iptal dedik. Bakın abonelik iptalini de buradan gerçekleştirdik. İşlem çok basit arkadaşlar. Geri geldik. İcra dosyası sorgulama. Onu da hemen yine aynı şekilde giriyorsunuz. Açılan icra dosyaları bu ekranda göreceksiniz. Adli sicil silme. Daha önce bir adli sicil kaydınız varsa bu ekranda belirli bir yılı oluyor onların. 5 yıl gibi. O süre geçtikten sonra buradan silme talebinde bulunmanız gerekiyor adli sicil kaydınızı. Murisi ait idari dava dosyasını bu ekrandan,
sorguluyorsunuz. Yani bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerinde mirasçı bulunduğunuz murisi ait idari dava dosyalarını görüntüleyeceksiniz. Noterlik belgesi başvuru sonucu sorgulama. Bakalım. Evet. Adalet Bakanlığı bilgi sisteminde noterlik başvuru belge numaranız bulunmamaktadır. Yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin diyor. Yani burada noterle ilgili bir başvuru durumunuz söz konusuysa bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Murisi ait hukuk dava dosyası sorgulama bu ekrandan yapacaksınız. UYAP Vatandaş Portalı apayrı bir platform. UYAP'a normal UYAP üzerinden E-Devlet'le de giriş yapabilirsiniz. Buradan E-Devlet üzerinden de devam et diyerek bakın size bir kod verdi. Bu kodu kopyaladınız. Hizmete devam et dediniz. Şimdi size web olarak UYAP gelecek karşınıza. Bir güvenlik kodu az önce kopyalamıştık. Bunu yapıştıracağız. O kodu doğruladıktan sonra bizi UYAP'a atacak. Artık kendi UYAP'ımıza girmiş olduk. Geri gelelim arkadaşlar. Şimdi UYAP'tan çıkış yapalım. Veraset ilamı sorgulama. Basit bir şekilde buradan hemen bakalım. Bir veraset ilamımız yok bu ekranda. Adli sicil kaydı doğrulama. Daha önce önünüze gelen adli sicil belgesi E-Devlet üzerinden alınmış birisi varsa bir işverensiniz. Buradan o kare kodu okutarak ya da barkod numarasını yazarak doğruluğunu sorgulatabilirsiniz. Çok önemli bir konu. Murisi ait icra dosyası sorgulama. Yine mirasçılarla sizin aranızdaki durumlardan kaynaklı bir sorgulama ekranı bu. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik. E-Devlet'le ilgili birçok işlemi kanalımızda bilinen bilinmeyen birçok şeyi anlatacağız ve diğer mobil uygulamaları da anlatacağız. Merak ettiğiniz E-Devlet'le alakalı sorunuz varsa lütfen yorum kısmına sorunuzu sorun. Like yapıp videomuzu kapatalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.